Türkiye ve 50 ülkeden ağırladığımız turizm profesyonellerinin süper kahramanları. Herkese merhaba. Bugünkü açılış konuşmasını yapmak üzere SIPM tarafından oluşturuldum. Turizm sektörünün tüm renklerini ve süper kahramanlarını, yani sizleri bir araya getirdiğimiz İstanbul Turizm Fuarı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dijital dönüşümün yaşandığı turizm sektörünün tüm paydaşlarını bu fuarda bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün fuarımıza özel olarak hazırlanan aplikasyon üzerinden randevularınızı takip ederken turizm zirvesinde birbirinden önemli konuşmacıları da bu salonda dinleyebileceksiniz. Dünya turizm sektörünün önemli oyuncularını İstanbul'da buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve hepinize de harika bir fuar diliyoruz. Süper kahramanlar dedik. İlk dileklerim ve duygularımı yapay zeka eşliğinde sizlerle paylaştım. Dijital dönüşüm o kadar hızlı ki yetişebilmek zor ama bir tarafından da yakalamak en önemli iradelerimizden biri haline geldi. Bu da aslında bu iradeyi sağlayabilecek yeni teknolojiye uygun, çevik atılıma gerçekleştirecek, bu hıza yetişebilecek de aynı zamanda da olimpik sporcu ruhunda bir sektörü ve bir ekosistemimizi yaratmayı da gerektirdi değerli dostlar. Turizm de öyle. Hızımıza yetişebilene aşk olsun. Geçmiş dönemdeki ben bazı istatistikleri incelediğimde 50 uçaklı zamanlardan 500'ü geçen uçaklara, acente sayılarımızın 15 binlere vurduğu, daha da arttığı günlere gibi turist sayımızın başladığı yerden 2 haneli milyonlardan daha da üst rakamlara çıktığını görüyoruz. Bu değişim dönüşüm zincirinde bizler kendi medeniyetimizle, kendi kültürümüzle, kendi irademizle, iktisadi yapımızla, ekonomimizle ve işte az önce de yapay zekamın da söylediği gibi siz çok değerli süper kahramanlarımızla varız. Ne mutlu ki hep birlikte varız İstanbul Turizm Fuarı'na. Gerçek sesimle tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm bunları yaparken hep bir Anadolu insanı vurgusu yapmak çok önemli. Türkiye'de ilk fuar mantığı, yani medeniyetimizde ta Mezopotamya'da Panayır olarak başlıyor. Onun ardından da tam 160 yıl önce İstanbul'da Sultanahmet'te fuar gerçekleştiriyor. İlk uluslararası anlamda fuar. 160 yıl sonra geldiğimiz noktada bugün tarih itibariyle bu iki güne unutamayacağımız anılar sığdırabilmek, yeni iş ilişkileri kurabilmek, birbirimizle bütünleşebilmek, yurt dışından gelen çok değerli misafirlerimiz var. Onlarla iş birlikteliklerini en üst seviyeye çıkarabilmek de bu fuarın en büyük getirisi olarak da sizlere sunmaktan dolayı da büyük kıvanç duyuyoruz açıkçası. Anadolu insanı dedik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, önderimizin de Kurtuluş Savaşı'na çıkarken ardına aldığı, önüne kattığı, solunda olan, sağında olan da işte bu Anadolu insanıydı, öyle değil mi? Cumhuriyetimizin 100. yılı değerli dostlar, bizler bunu gururla anarken, gururla kutlarken, bu gururu yaşarken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu uğurda şehit olanları ve aynı zamanda bu uğurda emek veren bütün Anadolu halkını da buradan tekrar sevgi, saygı ve rahmetle anmayı borç biliyorum değerli dostlarımız. Cumhuriyetimizin 100. yılı da kutlu olsun, mutlu olsun. Ve hemen şöyle toparlayalım. Çünkü fuarımızın heyecanını da yaşayacağız ve yaklaşık olarak 11-12 değerli konuşmacımızı da dinlemek istiyoruz. 3 kelime yan yana: İstanbul, turizm ve fuar. Az önce küçük küçük açılımlar yaptık. 24 saat yaşayan bir kentten bahsediyoruz İstanbul derken de. Hem ticari, hem kültürel, hem sanatsal zenginliklerin de sergilendiği, tanıtıldığı adeta bir festival alanı da olduğunu belirtebiliriz. Turizm hedeflerimizden bahsettik ki buna ulaşılması, kültür, sanat, turizmi de birbirinden ayrı asla düşünemiyoruz. Ve geleceği büyük bir vizyonla bakarken de siz değerli dostlarımızla birlikte olmaktan da gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dolu dolu günler, harika seminerlerimiz var, çok değerli konuşmacılarımız var ve sizlere tekrar hoş geldiniz derken de Türkiye ve uluslararası turizm sektörünü büyük bir çaba ve emekle güzel şehrimiz İstanbul'da buluşturan İstanbul Turizm Fuarı'nın sağladığı
Başarıyı da ben Başak Koç olarak sizlere sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve ben şimdi sözü de Dream Project CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Ataman'a bırakmak istiyorum. Buyurunuz efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcım, İstanbul Vali Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türk Hava Yolları Yurt İçi Satış Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürümüz, İstanbul Ticaret Odası Başkanım, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanım, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanım, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanım, belediye başkanlarımız, sektörümüzün kıymetli STK'ları, Dünya Turizm Konseyi Direktörümüz, Almanya ve Azerbaycan Seyahat Ajantaları Birliği Başkanları, 50 ülkeden misafir ettiğimiz hostluk bayilerimiz, sektörümüzün saygıdeğer temsilcileri ve değerli basın mensuplarımız, turizm sektörü tüm renkleri bir araya geliyor mottosuyla birincisini başlattığımız İstanbul Turizm Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Efendim, İstanbul'un tam merkezinde düzenlediğimiz fuarda şu an 200 tane standlı katılımcımız mevcut. Türkiye ve globalde uzun süreden gerçleştirdiğimiz yoğun iletişim kampanyaları sonucunda da fuarımızda bugün ve yarın toplamda 15 bin tane profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Fuarımız halka kapalı, sadece profesyonel açık bir fuar olarak kurgulandı. Tabii fuarımız İstanbul ismini alsa da 2023 yılında 60 milyon turist ve 56 milyar dolar, 2028 yılında ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar hedefleyen ülkemizi global ölçekte konumlandıracak ve kapsayarak da bir fuar organize etmeye çalışıyoruz. 3 yıl içerisinde hedefimiz ülkelerin de yoğun katıldığı, ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerinin takvimini aldığı ve heyecanla beklediği global ölçekli bir fuar olmak en büyük hedefimiz. Ki İstanbul'un ve Türkiye'de bunu hak ettiğini düşünüyoruz. İTF olarak bakanlığımızın ve Türk Hava Yolları'mızın belirttiği gibi pazar çeşitliliğine çok fazla önem veriyoruz. Bu bazda Amerika'dan Japonya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya, Baltıklardan Avrasya'ya kadar 50 ülkeden 250 tane uluslararası hostluk bayrağımız şu an fuar alanında. Misafirlerimizi 3 gün boyunca İstanbul'da ağırlayacağız. Gelen misafirlerimizde o ülkelerden Türkiye'ye en çok turist ve grup gönderen ajant ve operatörlerden oluşuyor. Tabii bu da bu alanda, turizm alanında ticari hacmimize ve destinasyon katımına, tanıtımına da büyük bir katkı sunacağını öngörüyoruz. Sadece profesyonel açık olan fuarımızı iyi bir B2B platformu oluşturduk. Bu B2B platform üzerinden sadece hostluk buyer exhibitor toplantı yapmıyor. Gelen ziyaretçiler de exhibitorlardan randevu alabilecekler. Böylece etkileşimi aslında çok daha yükseltmiş olacağız. Tabii İTF olarak sektörün gelişmesine de çok fazla önem veriyoruz. Bu bazda fuar kapsamında turizm zirvesini gerçleştiriyoruz. Toplam 12 ayrı konu başlığımız mevcut. 57 ayrı konuşmacımız var. Globalden konuşmacımız var. Türkiye'den çok önemli değerli temsilcilerimiz var. Konu başlığına bakarsak 2023 sezon değerlendirmesinden 2024 beklentilere kadar, sinema ve dizi sektörünün turizm etkisine kadar birçok konuyu ele alıyor olacağız. Evet, ESOMAYS'a gelecek olursak, ESOMAYS'ın toplam 21.sine geldik. Biliyorsunuz 10 tane fuar düzenledik, 10 tane ESOMAYS Awards düzenledik. Zaman da hızlı geçiyor. 21. ESOMAYS hiç ara vermeden yıllardan beri devam etti. Bütün mayıs sektörünü kucakladı, bir araya getirdi. Yeni ticari oluşumları sağladı. Destinasyon tanıtımına çok büyük katkılar sunduk. ESOMAYS 5-6 Ocak 2024 tarihinde Edexus Otel'de düzenleniyor olacak. Edexus Otel'de Türkiye ve globalden önemli mayıs ajantalarını, kurumsal şirketlerin etkinlik planlayıcılarına, ajantalarımızı, kurum firmalarımızı, hava yollarımızı B2B programımıza 3 gün boyunca Edexus Otel'de
ağırlıyor olacağız. Etkinliğimizin finalinde ise global maiz sektörünün en büyük ödül töreni olan ESOM Maiz Awards ile sektörümüzü ödüllendirecek, taçlandıracak bir etkinliğimize son vermiş olacağız. Sözlerimi bitirmeden önce tabii böyle büyük bir organizasyonu yapmak böyle dostlarımızın, sektörümüzün destekleriyle tabii ki olabiliyor. Başta milli gururumuz Türk Hava Yolları'mıza, stratejik partnerimiz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, İstanbul Valimize, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büromuza, İstanbul Ticaret Odamıza, Hizmet İhracatçıları Birliği'ne, ana destekçimiz Medyaport'a, İTF Parti Mekan Sponsoru Swiss Hotel The Bosphorus'a ve isim sponsoru Kozmos Tiyatro'a, tüm konaklama ve etkinlik sponsorlarımıza ki çok ciddi şu an bir konaklama yaşıyoruz. 800'e yakın bir odada şu an misafirlerimiz toplamda kalıyorlar. Medya partnerlerimiz yine çok kıymetli, çok teşekkür ediyoruz. Sinan Vardar Mete ve Mert Vardar ailesine, Dilim Project kıymetli ekibine, Hosted Buyer programımız danışmanlarımıza ve Hosted Buyer programı baş danışmanımız Vildan Matarıcı'ya sonsuz teşekkürlerimle hepinize çok keyifli, çok verimli, iş odaklı ve eğlence odaklı bir fuar diliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Çok sevgili Volkan Tavan'a çok teşekkür ediyoruz. Böylece fuarın içerisindeki dinamikleri de hep birlikte tekrar hatırlamış olduk değerli dostlarımız, değerli misafirlerimiz. Hemen devam edelim. Çok kıymetli bir konuşmacımız daha var bugün bizlerle birlikte. Sahneye konuşmasını yapmak üzere de I would like to present World Travel and the Tourism Council Regional Director Andrew Brown. Sahneye davet etmek istiyorum kendilerini ve bugün bizlerle birlikteler. Ayrıca kendileri gelirken de yarın saat 13.30'da 2023 yılı sezon değerlendirmesi ve 2024 yıl beklentiler tur operatörleri oturumunda da bizlerle olacak. Bu oturumu da kaçırmamanızı dileriz. Please. Thank you so much. Stage is yours. Thank you. Good morning. It's brilliant to be back here in Istanbul once again. Every time I visit, I'm just struck by this amazing city, its culture, its people, and its vibrance. Straddling the east and the west, your location here and opportunities, they're simply unmatched. But this year, I'm also struck by something else. What is clear and what will be discussed across these next couple of days, and speaking with the members of WTDC all around the world, the thing that strikes me the most is just how resilient travel and tourism is, and how full of potential it is for jobs, for opportunities, and for growth. We know that our sector, it's been through a lot. With a pandemic all but stopping us in our tracks, we then had to restart a sector which at that point in time contributed to over 10% of the world's economy, albeit overnight. At the World Travel and Tourism Council, we're responsible for determining the economic value of travel and tourism across the world, across 26 regions, 185 countries, and the top travel and tourism cities around the world. From our research, we know just how vital travel and tourism is here to Istanbul and to Turkey at a country level. Nationally, in 2019, the travel and tourism sector here in Turkey generated over $86 billion. It made up 11.6% of the entire economy. There were 2.7 million people employed across the sector, which at that point in time equated to roughly one in every 10 people were working in travel and tourism here in Turkey. Now, despite the pandemic and its terrible impact that we've seen across the world, the resilience here of travel and tourism in Turkey, it's been remarkable. Last year, across the country, travel and tourism grew by a whopping 50%, that's 50, year on year. It is now worth over $100 billion to the national economy. What that means is when it comes to the overall contribution
that our sector plays here in Turkey, we're back to 2019 levels. But even more promisingly, our sector now generates more 18% more in terms of a monetary value and employs over 3 million people across the country nowadays. The same can be said across the world. Globally, the sector is forecast to reach those 2019 levels by the end of this year, generating over $9.5 trillion. But this success, it isn't just a return to form after the pandemic, nor is it a case of back to business as usual. What our research and evidence points to is an even more promising trend, and that is that Turkey, you're on the brink of an incredible expansion across our sector. Over the next decade, our forecast predicts that travel and tourism here is going to grow at 2.3% every single year. That's up with the rate of the total growth of the economy. And that by 2033, the sector will be worth over $130 billion. That will almost be 12% of the national GDP. While in human terms, it is also set to employ up to 3.4 million people. But as we're here at the first Istanbul Tourism Fair, it'd be remiss of me not to mention what our numbers highlight about this amazing city. Travel and tourism in Istanbul last year, it was predicted to generate over $10 billion. Now that's 42% of the total travel and tourism economy here in Turkey. While in terms of jobs, it employs just over one third of all jobs across Turkey at 267,000. Now looking forward, the opportunities for growth here in Istanbul in Turkey, they're vast. And to achieve that potential, you must continue your investment initiatives and ambitious partnerships that are already taking place, such as the amazing new Istanbul Airport. Built through that joint effort between public and private sectors, with the ability to accommodate over 200 million passengers annually, you combine that with Turkish Airlines' world-leading connectivity route, Istanbul is primed to not only be a global hub for air traffic, but a global hub for travel and tourism. In fact, the airport this week was ranked by Ford Keys as the sixth busiest airport in the world when it comes to outbound passengers. But above all, and something that I want you to remember throughout this conference and going forward, is that to achieve the success and to continue the resilience that your sector has here in Istanbul and in Turkey, it's all about the people in this room. You are the leaders, you are the companies in our sector who are working to make travel and tourism greener, more innovative, and of course, resilient. Everyone here, we played a part in an astonishing recovery. But now, excitingly, we get to build the future too. Thank you. Thank you. Thank you so much for giving a detailed information and sharing with us. It's a privilege to have you here. Thank you so much, Mr. Andrew Brown. Thank you. Süper kahramanlarımız, hemen devam edelim ve şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Oya Narin'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Efendim günaydınlar. Değerli Başbakan Yardımcımız, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli sektör temsilcileri, kıymetli basın mensupları, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği adına sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Turizm Fuarı'nda bir araya gelmek bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Böyle bir toplantının düzenlenmiş olması, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi ve tüm turizm profesyonellerini bir araya getirip yeni işbirlikleri olan olanaklarını sağladığı için başta Dream Project, Volkan Bey'e ve ekibine ve Vardar ailesine ve tüm diğer paydaşlara da çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir fuar, çok önemli bir gün. Önümüzdeki dönemde bu fuarın hakikaten daha doğrusu birlikteliğin önemini daha iyi hep birlikte yaşayacağız.
bu güzel güne ismini veren bu evente İstanbul'umuz ülkemizin en önemli, dünya tarihinde en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve turistik faaliyetleriyle artık dünyanın en önde gelen destinasyonlarından biri olmuş durumda. B2B nitelikli bu fuar, bu turizm potansiyelimizin gittikçe artmasının göstergelerinden bir tanesi. Değerli katılımcılar, Türk turizmi bugün geldiği noktada ekonomimizin taşıyıcı kolonu haline gelmiştir. Milli ekonominin, milli gelirin %5'ini doğrudan, %12'sini de dolaylı olarak oluşturmakta, istihdamın da %10'unu sağlamaktayız. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Hem dünyada hem ülkemizde gıptayla, çalışkanlığımızla, yaratıcılığımızla izleniyoruz, saygıyla karşılanıyoruz ve önümüzdeki ikinci yüzyılımızda da bizden beklentiler çok büyük. Geçtiğimiz yıl hizmet ihracatımız 90 milyar dolar civarında olmuştur. Bunun içerisinde turizmin payı 50 milyar dolardır. Bunun önümüzdeki dönemde orta vadeli planda 2028 yılında 100 milyar dolar seviyesine ulaşması ve hizmet ihracatının 200 milyar dolar seviyesine ulaşması için çabalamamız, yakalamamız son derece mümkün. Orta vadeli plan, Türkiye'nin bütçe dengesi ve cari açığı açısından bize önemli bir görev vermiştir. Bu görevi gerçekleştirmek için sektörümüzün muhakkak döviz kazandıran stratejik bir sektör olarak desteklenmesi çok önem taşımaktadır. Bu güzel günde bir arada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum ve hayırlı bir fuar ve çalışma diliyorum. Saygılarım efendim. Biz de sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkı ve destek için. Ve şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Sayın Müberra Eresin'i davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Herkese günaydın. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, değerli meslektaşlarım, basın mensupları. Bugün bu güzel organizasyonda bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Dream Project tarafından TÜRSAB'ın stratejik partnerliğinde organize edilen İstanbul Turizm Fuarı'nın İstanbul'un geleceğinde, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Her şekilde de Türkiye Otelciler Birliği olarak desteklemeye önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz. Her fırsatta söylediğim gibi MICE segmenti Türkiye'de özellikle büyük şehirlerimiz için öncelikli ve vazgeçilmez bir turizm çeşidi. Tüm altyapı ve üst yapı imkanlarımızla kongre ve iş turizminin sektörümüz için çok büyük bir kaynak güç olduğunu her zaman her platformda dile getiriyoruz. Önceden olduğu gibi şimdi de inancımızı kaybetmeden MICE sektörünü tekrar bundan 10 küsür yıllar önceki ulaştığı noktalara getirebilmek üzere tüm sektörle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz turizminin tüm çeşitlerinde olduğu gibi kongre, toplantı, etkinlik sektörünün belirliliğini, kuvvetini uluslararası anlamda arttırmayı, çeşitli ülkelerden gelen turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni işbirlikleri olanaklarının ortaya çıkmasını sağlamayı, yeni ürün ve hizmetin tanıtımının yapılmasını hedefleyen İstanbul Turizm Fuarı'nın turizmin her alanında potansiyelinin daha da fazla ortaya çıkarılacağını düşünerek önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceğini görüyoruz. Buna da inancımız tam. Türkiye Otelciler Birliği olarak destekçisi olduğumuz bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese başta Dream Group olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede özellikle MICE ve toplantı sektörünün yeniden gündeme oturması bize memnuniyet veriyor. Çok çok teşekkürler, saygılar. Sayın Eresin, biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Turizm Fuarı Stratejik Partneri Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne öncelikle gönülden teşekkür etmek istiyoruz ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Değerli Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya da bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Buyurun. Evet.
Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcım, Sayın Vali Yardımcım, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Şişli Belediye Başkanım, kıymetli birlik başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli Tanıtım Genel Müdürü, Türk Hava Yolları'nın kıymetli temsilcisi, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, değerli basın mensupları. Türkiye ve dünyada turizm profesyonellerini buluşturan ve sektörümüzde yeni iş imkanlarına zemin hazırlayan İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli misafirler, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre 2023 yılının ilk 7 ayında uluslararası seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artarak 700 milyona yükseldi. Uluslararası seyahat sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının %84'ü seviyesine ulaştı. Bu yükseliş trendi bize 2024 yılından itibaren dünya turizminde yeni rekorların kırılacağı bir döneme gireceğimizi gösteriyor. Turizmdeki büyümenin önümüzdeki 10 yıllık süreçte dünya ekonomisindeki ciddi katkıda bulunması bekleniyor. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, turizm sektörünün oluşturduğu ekonomik hacmin 2033 yılında dünya ekonomisinin %11.6'sına ulaşacağını gösteriyor. Bu istatistikleri neden hatırlatma gereği duydum? Bu büyümeden Türkiye'nin alacağı payın artması ancak biz turizmcilerin gayret ve çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Ülkemizi turistin aklına düşüren, onu ülkemize gelmeye ikna eden ve getirenler bizleriz. Tüm dünyayı karış karış gezip ülkemizi tanıtan bizleriz. Ülke ekonomisinin turizmden beklentisi bizim becerimiz, bizim gücümüz, bizim çalışmalarımızla gerçekleşecek. Bunun bilincindeyiz. Kıymetli konuklar, sürdürülebilir başarı için sektörümüzde yeni işbirliklerine zemin hazırlamamız gerekiyor. Son bir ayın içerisinde İstanbul'daki ikinci turizm fuarında ve üçüncü turizm etkinliğindeyiz. Bu güç, meşakkatli organizasyonları turizm için çok önemli ve değerli buluyoruz. Ülke ekonomisinin sadece bugünü değil, geleceği büyük oranda turizmden elde edilecek başarılara bağlı. Bunu ben değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6 Eylül tarihinde açıklanan 2024-26 yılları için hazırlanan orta vadeli plan söylüyor. Bir anlamda ülke ekonomisinin toparlanmak için bel bağladığı turizm sektörü, pazarlama amaçlı fuar ve etkinliklerin sayısını artırarak, var olanlarda ise çok çalışarak üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Daha fazla turizm geliri elde etmek için çalışan bizler, bütün bu çalışmaların yüksek maliyetlerine de katlanıyoruz. Tanıtım ve pazarlamanın en güçlü hamlelerine ev sahipliği yapan turizm fuarlarının ve etkinliklerin çok önemli olduğunu, bu dönemde turizmcilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken desteklenmesi çok önemli. OVP'de ekonominin kurtarıcısı olacağı açıkça ifade edilen turizme verilen destek maalesef yok denecek kadar azdır. %70'e yakın ithalata dayalı mal ihracatı için sağlanan kolaylık ve teşviklerin neredeyse hiç ithalata ihtiyaç olmayan hizmet ihracatı ve turizme de verilmesi halinde sektör kendisinden beklenen performansı hatta fazlasını gösterecektir. Umuyorum ki sektörümüzün ülke ekonomisinin bu zor dönemindeki gayreti ve başarısı karşılıksız kalmayacaktır ve hak ettiği desteği kısa zamanda alacaktır. TÜRSAB olarak sektör paydaşlarının ortak akılla hareket ettiği etkinlik ve organizasyonların turizmin ilerlemesi noktasında fayda sağladığını biliyoruz. İstanbul Turizm Fuarı'nın da sektörümüze önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Bu fuarın hayata geçirilmesinde değerli meslektaşım Sayın Mete Vardar'ı ve Sayın Volkan Ataman'ı kutluyorum. İstanbul Turizm Fuarı'nın sektörümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılara başarılı bir fuar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul Ticaret Odası Başkanımız da bizlerle birlikte Sayın Şekip Avdagiç'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcım, Vali Yardımcım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, hepinize şahsım ve kurumum adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii bugün kısıtlı bir zamanda birçok arkadaşım mesaj verecek. Dolayısıyla ben de müsaadenizle çok kısa bir iki mesajla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Dünya nüfusunun %10'u seyahat ediyor. Biz bu %10'un %10'unu almaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde 200 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefinde 100 milyarlık bir pastayı turizm ve bununla bağlantılı sektörler elde edecek. Dolayısıyla bütün kurgumuz, önümüzdeki dönem ilgili kurgumuzu inşallah bu 100 milyarı daha da bu rakam üzerine çıkartmak üzerine yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama fuarımız İstanbul Turizm Fuarı. Ben de İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak şunu ifade etmek istiyorum. TÜİK'in son açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin turizm gelirlerinin %50'den fazlasını İstanbul sağlıyor. Dolayısıyla sektörden de özellikle İstanbullu turizmcilerden bu konuda toplanan kaynağın da ağırlıklı olarak gene İstanbul'un tanıtımı için, İstanbul'un turizmini geliştirmesi için kullanılması konusundaki talebimi burada ifade etmek istiyorum. İstanbul birçok başka şehre göre hem tarihin, turizmin, eğlencenin, gastronominin, kültürün aradığınız her şeyin olduğu bir şehir. Dolayısıyla bu anlamda İstanbul'a özel ve ayrıcalıklı bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonraki dönemlerde bunu hep beraber başaracağız. Biz İstanbul Ticaret Odası ve Başkanlığı yaptığımız Hizmet İhracatçılar Birliği olarak da tüm Türkiye'de turizmin geliştirilmesi ama özellikle İstanbul'da turizmin geliştirilmesi için Valiliğimizle, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla ve diğer bütün bakanlığımızla ilgili kurumlarla beraber çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürme konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bütün çalışmalarımızda sektördeki tüm STK'ların, kurumların işbirliği içinde süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu arada Turizmi Geliştirme Vakfı ve İstanbul Kongre ve Turizm Bürosu sayesinde de İstanbul'da bildiğimiz konvansiyonel turizm dışında kongre turizmini geliştirmek için de ciddi çalışmaların içindeyiz. İstanbul'un bundan da kısa bir süre evvel, 8-9 sene evvel ilk 10 sene içinde, ilk 10 ülke içindeydi, ilk 10 şehir içindeydi kongre turizmi açısından. Yine bu skalanın içine şu anda 20'liğe kadar çıktık, çok aşağılara düşmüştük. Ümit ediyorum ki birkaç sene içinde tekrar bu ilk 10 şehre, hatta ilk 8 şehre girme imkanı buluruz. Bu fuarımıza özellikle organizasyonunda büyük emeği olan ve bugüne kadar bu konuda çok önemli çalışmalar yapan Sayın Volkan Ataman'a ve Vardar ailesine ben de huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bu çok önemli etkinliği büyük bir fedakarlıkla hayata geçirdiler. Kendilerine hem odam adına hem de sektör adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ama küçük bir notla da bitirmek istiyorum. Biraz evvel burada yabancı misafirimizin gündeme getirdiği rakamların üzülerek Türkiye'nin ve İstanbul'un rakamlarını yansıtmadığını gördüm. Ümit ediyorum ki bundan sonraki bu tip organizasyonlara katılan yabancı misafirlerimiz buraya gelmeden evvel Türkiye'nin gerçek rakamlarını, gerçek değerlerini, istatistiklerini öğrenip ona göre bizle bir arada olurlar. Kendine tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hızımızı almışken hemen devam edelim ve şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sayın Timuçin Güler'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, değerli sektör temsilcileri. Bugün gerçekten ülke adına ve marka adına güzel bir çalışmanın olduğu B2B bir organizasyonun içerisindeyiz. Ben konuşmamda özellikle biraz markadan ve markalaşmadan bahsetmek istiyorum. Gelişen turizm hareketlerinde son dönemlerde dikkat edildiğinde pandemiden sonra değişen bir trend var. Artık ziyaretçiler son dakika tercihlerini yapıyorlar. Daha fazla sosyal medyayı, daha fazla dijital kanalları kullanıyorlar ve tercihlerini de bu noktada gidiyorlar. Dolayısıyla bu tarz fuarlar aslında markaların bir araya geldiği ve birbirlerini tanıdığı çok daha iyi ortamlara imkan tanıyor. Ülkemizin tanıtım konusunda Türkiye Turizm Gelişme ve Tanıtma Ajansı olarak çok değişik kanallardan tanıtımlarını yapıyoruz. Özellikle Go Türkiye platformumuz 60'tan fazla
konu başlığının yer aldığı ve kendi alanında dünyada en çok ziyaret edilen platformlardan bir tanesi. Marka dendiğinde yine dijital platformlarda, çeşitli ülkelerde, Instagram'da 2.9 milyonla dünyada ikinci sıradayız. YouTube'daki takipçilerimiz olsun, TikTok'ta olsun, hep bahsettiğim konularda Türkiye tanıtımında en üst seviyelerde yer alıyor ve birinci sırada yer alıyor. Ülkemizin tanıtımı içerisinde sadece ülkenin tanıtımı değil, illerimizin de markalaşması çok önemli. Biliyorsunuz turizmin sürdürülebilir olması ve sürekliliğin sağlanabilmesi için 12 aya yayılması gerekiyor. 12 aylık bir turizm de demek, sonuç anlamında tüm illerimizin aynı İstanbul gibi 12 ay boyunca turizmi destekleyip geliştireceği şekilde hizmetleri tanıtması anlamına geliyor. Dolayısıyla 81 ilimizde 12 ay turizm için kurulan il tanıtım platformlarımız genel marka stratejimiz doğrultusunda aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kültür ve turizm ayrışmaz iki parça olduğu için özellikle kültürün tüm unsurları bugün yapmış olduğumuz bakanlığımız tarafından gerçekleştiren kültür yolu festivalleriyle marka il olma noktasındaki il sayılarımızın artırılması için gerekli çalışmalarımız bu noktada devam ediyor. Aynı şekilde gastronomide İstanbul, kendisi çok büyük marka olan ilimiz, Gastro City olarak Michelin Yıldızı rehberinin içerisinde yer alıyor. Bu yıl içerisinde yine İzmir ve Bodrum'un da bu konuda seçkilerin yapılması konusunda anlaşmalarımız yapıldı. Ve markanın yanı sıra özellikle önümüzdeki dönemde ön plana çıkacak başka bir konu ki bugün fuarda da yine görüşülecektir. Son dönemde gündemimize de çok gelecek olan bir konu, sürdürülebilir bir turizm. Her ne kadar marka oluyorsanız, markanın tanıtımında her ne kadar sürdürülebilir oluyorsanız, aynı zamanda sürdürülebilir turizmin de önemini çok iyi kavramak gerekiyor. Şu an için Türkiye'de bizim başlatmış olduğumuz çalışmada sürdürülebilir turizm sertifikasyon programımız gelişerek devam etmekte. Birinci, ikinci ve üçüncü aşama olarak yapılan bu sertifikasyon programına katılan otellerimiz sonuç olarak Türkiye'deki sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'nin dünyadaki birinciliğinde çok önemli rol oynamaktadırlar. Dünya üzerinde baktığınızda sürdürülebilir turizm konusunda lider olduğumuz çok açık olarak gözükmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm ve marka olan bir turizmin bugünkü gibi yapılan fuarlarla taçlandırılması bizlere onur ve gurur vermektedir. Dolayısıyla sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Ve milli gururumuz İstanbul Turizm Fuarı'nın da resmi hava yolu, Türk Hava Yolları. Ne güzel ki harika ekipleriyle bizlerle birlikteler. Ve Türk Hava Yolları yurt içi satış başkanı Aşkın Can Timur'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Herkese merhabalar. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, saygıdeğer yetkililer, turizm sektörünün kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, İstanbul'a ve İstanbul Turizm Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime sizlerle bir araya geldiğimiz ve Türk Hava Yolları olarak 41 farklı ülkenin turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren böylesi önemli bir organizasyonla işbirliğimiz için duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. İnanıyorum ki fuar süresince gerçekleştirilecek olan görüşmeler, workshoplar ve konuşmalar turizm sektörü için önemli ve güzel sonuçlar doğuracaktır. Türk Hava Yolları son 20 yılda gösterdiği başarı ve uluslararası havacılık ortalamasının üstündeki büyüme ortalamasıyla besleyici bir hava yolundan küresel bir oyuncuya dönüştü. 85 bin üyeden oluşan bir ekosisteme sahip olan milli bayrak taşıyıcımız bugün dünyanın en değerli 10 markası arasında. 10 hava yolları arasında. Her bir dakika kalkan uçaklarımız her gün yaklaşık 250 bin insana gidecekleri destinasyona ulaştırmakta, dünyayı 70'ten fazla kez dönecek mesafeler kat etmekte. Ancak biz havacılık gibi rekabetin yüksek ve yeniliğin çok önemli olduğu bir sektörde kendimizi sürekli geliştiriyor. Başlatmayı planladığımız Avustralya uçuşlarımızla birlikte kanatlarımız altındaki kıta sayısını 6'ya çıkarıp Widen Your World mottomuzla dünyanın dört bir yanındaki insanları dünyanın farklı kültürlerini, farklı coğrafyasını tanıma çağrısında bulunuyoruz. Türk Hava Yolları
olarak gelecek stratejimizde bu başarımızın ışığında kuruyoruz. 2033 yılında 813 uçaklık bir filoya ulaşacak, 144 binden fazla üyesi olan ve 171 milyondan fazla yolcu taşıyan bir hava yoluna dönüşeceğiz. 52 milyar dolardan fazla gelirin dünyanın 52 milyar dolardan fazla geliriyle dünyanın 59. büyük ekonomisine sahip olacak bu ekosistemde biz yine insanları ve kültürleri buluşturmaya misyonumuzdan taviz vermeden hem küresel turizme hem de ülke turizmine destek vereceğiz. Değerli katılımcılar, milli bayrak taşıyıcısı olarak Türk Hava Yolları'nın vizyon ve misyon noktasındaki en büyük ilhamı Türkiye ve bu toprakların insanı ve kültürüdür. Ödüllü hizmet kalitemizle Türk halkının misafirperverliğinden ödüllü ikramlarımızla da Türkiye'nin gastronomik zenginliğinden, küresel vizyonumuzda ise Türkiye'nin çok kültürlülüğünden ilham almaktayız. Türkiye bugün ülkenin her yanına yayılan zenginliklerine rağmen turizm alanında belli şehirlerin ön plana çıktığı bir ülke konumunda. Türk Hava Yolları olarak biz siz değerli turizmcilerle yaptığımız işbirlikleriyle güneş turizmine, gastronomiden sağlığa, iç turizminden inanç turizmine kadar her alanda Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak ve dünyayı tanıtmak istiyoruz. Türkiye'nin her yanında süren arkeolojik çalışmalar tarihin katman katman ortaya çıktığı kalıntılar ortaya koyuyor. Tarihin sıfır ya da başlangıç noktası olarak adlandırılan ve her gün yapılan yeni keşifle dünyayı şaşırtmaya devam eden Göbekli Tepe, insanlığın bilinen ilk yerleşim alanı. Bu yerleşim yeri içinde yer alan taş tepelerde süren bu çalışmalar, bu alanın dünyayı şaşırtmaya devam edeceğini göstermekte. Eminim ki önümüzdeki yıllarda medeniyetin beşiği olan bu bölgeleri çok daha fazla duyacağız. İki kıtanın buluştuğu İstanbul'un güzelliğini ve büyüsünü ise hepimiz biliyoruz. Dünyanın sayılı şehirlerinden olan ve tarihi boyunca burada yaşamış kültürleri yan yana bünyesinde barındıran İstanbul tarihin katmanlarını kendisinde barındırmakta. İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerini kendisinde barındırmasıyla imparatorluklar başkenti olarak bilinmekte. Ancak size hatırlatmak isterim ki bu şehrin tarihi çok daha eskiye dayanmakta. Sadece Yarımburgaz mağaraları ne demek istediğimi anlatmak için yeterli olacaktır. Milyonlarca yılda oluşan ve uzunluğu 1 kilometreyi aşan bu mağaralar İstanbul'da en erken çakmak taşının yani insan yapımı aletlerinin bulunduğu yerler. Arkeologların tahminlerine göre burası Afrika'dan Avrupa'ya göç eden insanların rotalarındaki duraklardan biri ve bildiğimiz kadarıyla sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin de en eski yerleşim yeri. Bulgulara göre ilk zamanlardan beri kullanılan bu mağaralar hem tapınak hem de kilise olarak kullanılmış. Yüz binlerce yıllık tarihi barındıran mağaralar sadece araştırmacılar tarafından değil, hepimiz tarafından da keşfedilmeye ve turizme kazandırılmayı beklemekte. Kıymetli misafirler, tüm bunların yanında Türkiye'nin her zaman farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı topraklar olması, inanç ve gastronomi alanlarında da inanılmaz bir zenginlik ortaya çıkarmasına vesile olmuştur. Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yayılan bu zenginlik, her şehirde farklı inançların mabetlerini ziyaret edebilmenizi, her yerde ayrı lezzetler tadabilmenizi sağlamakta. Geçtiğimiz aylarda yenilediğimiz ikram menülerimizle bu toprakların çok daha fazla sayıda lezzetini yolcularımızın beğenisine sunduk. Türk Hava Yolları olarak biz Türkiye turizminin her alanda hak ettiği konuma ulaşması için çaba göstermekteyiz. Hem dünyanın farklı bölgelerinde düzenlediğimiz tanıtım etkinlikleriyle hem de düzenlediğimiz Türkiye tanıtım kampanyalarıyla herkesi Türkiye'yi keşfetmeye davet etmekteyiz. Siz değerli katılımcılara katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Can Timur, çok teşekkür ediyoruz. Ve Güzel İstanbul'umuz ve Güzel İstanbul'umuzun ev sahibi.
Çok değerli misafirlerimiz, hemen devam ediyoruz ve şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir fuar olmasını elbette ben de diliyorum. İstanbul'un ismiyle inşallah uzun yıllar anılacak, sektöre çok değerli hizmetler verecek bir fuar olsun. Kıymetli Başbakan Yardımcımız, değerli Vali Yardımcımız, sektörümüzün çok kıymetli yöneticileri, başkanları, Şişli Belediye Başkanımız, değerli İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, hepinizi buradaki hanımefendiler, beyefendilerle birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri muhteşem kentimizde ağırlamanın büyük gururunu yaşıyoruz elbette. Yine bu yıl ilki gerçekleştirilmesi ve bu ana şahitlik etmek de bizim için çok değerli. Dediğim gibi umuyorum yıllar boyu sektörün çok analitik haliyle masaya yatırıldı ve mutlak sonucunda da çok stratejik bir sürecin tasarlanıp ona göre faydaların elde edildiği nice toplantılar yapılsın. Henüz ilki düzenlenmiş olmasına rağmen İstanbul Turizm Fuarı'na geniş kapsamlı ve yüksek katılımı görmek de beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu durum İstanbul Turizm Fuarı'nın ileride daha büyük katkılar sunacağına da şimdiden işarettir. İstanbul ismini taşıması da dediğim gibi bizim için ayrı bir sahiplenme duygusunu içeriyor. Tabii İstanbul dünyanın en özel markalarından birisi, ülkemizin de dünya çapındaki en büyük markası. Bu anlamda turizm yönüyle de marka şehrin buradaki toplantıyla çok güçlü bir motivasyon sağlayacağını hissedebiliyorum. Farklı medeniyetlere başkentlik yapmış binlerce yıllık tarihiyle bugün bulunduğu lokasyonuyla dünyanın her yönüyle ihtiyaç duyduğu da bir şehirden bahsediyoruz aslında. Çünkü bu şehirde var olan iyilikler, var olan güzellikler, burada üretilecek, dünyaya servis edilecek güzel başarılar inanınız ki bütün dünyayı pozitif etkileyecektir. Tabii söz konusu İstanbul olduğunda İstanbul'un en büyük belki kutlama anının turizm sektörü olduğunu da ifade etmek isterim. Ben açıkçası turizmi zaten bir ülke adına bir kutlama anı gibi tarifliyorum. İçinde her şey var. Turizmi besleyen duygular birçok gelişmeleri barındırıyor. İşte az önce bahsedilen aslında içinde o duyguları da barındıran yemesi içmesinden, tarihi zenginliklerine, kültürel zenginliklerinden, insanına, yaşam biçiminden, geleneklerine birçok duygusunu içeriyor. Adaletinden sistemine varıncaya kadar her duygu içinde barındırıyor ve onların ortaya koyduğu ivmelenme size muhteşem bir turizm dünyasını yaratıyor. Bu bağlamda iyileştirdiğimiz her unsur şehrimiz ve ülkemiz adına turizmi daha da yüceltecek ve gerçek anlamda ortaya koyduğumuz hedeflerimize de ulaşmamıza vesile olacaktır. Bu bağlamda turizm sektörünün zorlu günler geçirdiği ki pandeminin yarattığı travmayla birlikte tekrar diriliş ve ayağa kalkış sürecini yaşadığı bu dönemi bir fırsata dönüştürme ve kalıcı bir takım hedefleri yakalayabilme noktasında da özel bir zamanı bize sunuyor. Bu yönüyle sektörün toparlanma anını yaşadığı bu dönemde hepimizin üzerine düşen çok önemli sorumluluklar var. Şu bir gerçek, turizm ekonomik açıdan taşıdığı değerin yanında toplumların birbirine yakınlaşmasını, birbirini tanımasını sağlayarak aslında küresel barışa ve dostluğa da çok büyük katkı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda dünyanın tam da böyle etkin ve her zaman stresli, her zaman gergin bir coğrafyasında bulunan ülkemizin
bu yönüyle de dünyaya ne kadar büyük katkı sunabileceğini ve bunun da anahtarının turizmden geçtiğini bilirsek, bunu tüm duygularımızla milli bir mesele haline getirip her yönüyle desteklenmesi, her yönüne ayağa kaldırılması, birçok ayrıştığımız duyguların üstüne koyarak orada değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu hepinizin huzurunda tekrar yinelemek isterim ve bu karakterle sürece baktığımı, bu karakterle sektöre baktığımı ve sizlerle her türlü işbirliğinde fedakarca İstanbul şehri adına masada bulunacağımı söylemek isterim. Tabii aynı yönüyle İstanbul'un bütün varlığıyla, bütün karakteriyle, bütün zenginlikleriyle turizm sektörünün ülkede ivmelenmesinin ana merkezi olduğunu da tekrar hatırlatayım. Bu yönüyle iyileşen bir süreç yaşıyoruz. Bu seneyi daha da iyi bekliyordum açıkçası. Bir miktar dünyadaki etkilerden de etkilenerek ya da ülkemizdeki bir kısım hususların da etkisiyle belki tam istediğimiz seviyede olmasa da çok güçlü bir yükselişi yine de temsil ediyor. İlerleyen yıllarda bunu daha da yukarıya taşıyacak güçlü enstrümanları şehrimizin mevcutta vardır. Hep birlikte turizm sektörünün gelişimi, evet, hasılamızın yükselmesi noktasında baktığımızda tüm sektörleri analiz ettiğimizde belki de katma değeri en yüksek sektörlerin başında gelen turizm sektörünün ne denli ekonomik katkı sağlayabileceğini ve bunun da büyük oranda büyük kısmının cebimizde kalacağını biliyor ve görüyoruz. Tabii buna eklemem gereken bir başka husus da iyi bir turizm sektörü gelişiminin, sağlıklı bir altyapının, itibarlı bir hizmet kalitesinin varlığının aynı zamanda dünyaya dönük de itibarımızı yükselten bir saha olduğunu da belirtmek lazım. İtibarımıza bu kadar etki eden bir sektörün her anına gözümüz gibi bakmalı, itinayla ona davranmalı, var olan kurumlarımızın da gelişmelerini hep birlikte saygıyla ve yine aynı ilgiyle gözlemlemek ve katkı sunmak zorunluluğumuz vardır. Tekrar turizm sektörünün tüm renkleriyle, tüm sektör temsilcileriyle burada buluşmasına dönük duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. Hepsinin bu sektörde önümüzdeki yıla ve bu yıla dönük değerlendirmelerde başarılı bir fuar geçirmesini diliyorum. Yine İstanbul Turizm Fuarı'nın bu şekilde planlanmasını ve tasarlanmasını gerçekleştiren Volkan Bey'e ve bütün ekip arkadaşlarına, bütün sektör paydaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. İsmiyle birlikte uzun yıllar çok yaşasın diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İmamoğlu. Sağ olun, var olun. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Özlem Bozkurt Gevrek bizlerle birlikte konuşmasını yapmak üzere sahneye alıyorum. Buyurunuz. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin çok kıymetli Başbakan Yardımcısı, çok değerli belediye başkanlarımız, kıymetli misafirler, çok değerli kültür ve turizm insanları, basınımızın ve televizyonlarımızın güzide mensupları. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı olarak medeniyetleri, kültürleri, kıtaları ve gönülleri buluşturan İstanbul'umuzda böylesine önemli bir uluslararası fuarda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizleri şahsım ve valiliğim adına saygıyla selamlıyorum. Başta Sayın Başbakan Yardımcımız olmak üzere ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından fuara katılan bütün misafirlerimiz, İstanbul'a hoş geldiniz. İstanbul Turizm Fuarımızın ülkemizin ve şehrimizin turizmine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Aslında basın müdürlüğümüz 77 sayfalık çok güzel ve anlamlı bir konuşma hazırlamış ama zannediyorum
Bunu sadece 7 sayfaya indirmek yeterli olacaktır. Çünkü gittikçe misafirlerimizin sabrını zorlamamak gerektiğine inanıyorum. Kıymetli misafirler, İstanbul'umuz sahip olduğu engin tarih mirası, kültürel zenginlikleri, Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz jeopolitik konumu, gastronomiden deniz ada turizmine, karavandan yatçılığa çok geniş bir turizm yelpazesine ev sahipliği yapmakta. Ülkemizin ve dünya turizminin önemli bir destinasyonu ve eşsiz bir markası olan şehrimiz her yıl milyonlarca ziyaretçiyle ağırlamaktadır. 2001 yılında 9 milyon olan misafir sayımız geçen yıl tarihi bir rekor kırarak 16 milyona ulaştı. Buna göre ülkemizi tercih eden her 3 turistten biri de İstanbul'u ziyaret etmektedir. Değerli katılımcılar, fuarlar hepimizin bildiği gibi şehirlerin markalaşmasına, ziyaretçilerin yeni mekanlar keşfetmesine vesile olan, sektörlerin dünyaya açılan en önemli kapıları, yeni iş ve işbirliği olanakları sunan eşsiz platformlardır. İnanıyorum ki İstanbul Turizm Fuarı da önümüzdeki yıllarda dünya turizm rotasını belirleyen sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecektir. İstanbul turizminde dünyaya açılan yeni bir kapı olacaktır. 2028 yılı için belirlenen 100 milyar dolar gelir ve 90 milyon turist hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkılar sunacaktır bu fuar. Tarihten sanata, inançtan sağlığa, kongreden fuar turizmine, gastronomiden spora geniş bir yelpazeye sahip şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu duygularla turizm fuarını gerçekleştiren, işbirliği yapan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Kültür ve turizm elçilerimize, gönül elçilerimize, turizmin 4 mevsime yayılması hedefimize büyük katkılar sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başta size çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir fuar geçirmemizi arzu ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Enerjinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ve değerli misafirlerimiz şimdi de bizlere konuşmasını yapmak üzere, enerjisini paylaşmak üzere de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu sahnedeler. Buyurun. Çok değerli protokol, çok değerli dostlar, çok değerli paydaşlar. Gerçekten bugün çok önemli bir gün. Heyecanlı bir gün. Konuşma yaptığım zaman böyle bir konuşmalarda özellikle turizm başlığı olduğu takdirde heyecanlanmamak elde değil. Ve bu heyecanı gerçekten bugün Volkan kardeşimizin heyecanlı yaptığı konuşmasına katılmamak elde değil. Heyecanını paylaşmamak da elde değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konuksever halkımın sıcaklığının yarattığı sıcak ülkeden selam ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Elbette ki iklimi ve doğal güzellikleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Ambargolar altında ama her şeye rağmen her şeyi zorlayarak her şeyi başararak bugünlere kadar gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluşundan ve uğraş verisinden haksız ve insanlık dışı izolasyonlara karşı kalan ve buna rağmen bir turizm adasından bahsetmek istiyorum. 365 gün turizmi içinde barındıran ve yaşatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm çeşitliliğini de kendi içinde artırarak devam ediyor. Daha yakın geçmişte Dünya Sağlık Konseyi dönem başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne alarak bir yıllık süre içerisinde Dünya Sağlık Konseyi başkanlığını yürüten sağlık turizmi başkanlığı altında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Yine geçtiğimiz kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Konseyi'ne üye olurken hiç unutmadığımız ama ciddi şekilde uğraş verdikten sonra yer aldığımız ve bugün başkanlığını da devraldığımız, uğraş verdiğiniz zaman bir şeyleri başarabileceğinizin olduğunu da az önceki Firuz Başkanımın da söylemiş olduğu gibi, evet bizler uğraşıyoruz. Evet bizler uğraşıyoruz ki bu memlekete ziyaret edilmek üzere birçok ülkeden insanların gelmesini, ziyaret etmesini, ülke ekonomisine katma değer sağlamasını, turizm sektörünün çok yönlü geniş yelpazesine hizmet eden tüm sektörlerin yararlanmasını evet bizler sağlıyoruz. Yine aynı şekilde bizler uğraştığımız süre içerisinde ve bizler sonuna kadar bu çabayı gösterdiğimiz süre içerisinde elbette ki adım attığımız an, el attığımız an her şeyi başarabiliriz. Bu da tamamen bizim kendi içimizdeki yoğun çalışmamızın eserlerinin olduğunu da görebiliriz. Geçtiğimiz kısa süre öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması sonrasında Yeni Ercan Havalimanı'nın da artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığını ve Yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs'ın genelinin en büyük havalimanının olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Gururla açılış yaptığımız, gururla ifade ettiğimiz yeni bir hava limanından bahsetmek istiyorum. 10 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak bir havalimanının artık hayal değil, gerçekleştiğinden de bahsetmek isterim. Yine geçtiğimiz kısa süre içerisinde bir taraftan yeni havayolu şirketinin kurulması ile artan uçak bilet fiyatlarının yüksek oluşu ve onların alternatiflerine adapte olduğumuz bu süre içerisinde en büyük kazancımızın Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un sefer sayılarının artırılmasına yönelik yapmış olduğumuz girişimler sonrasında Türk Hava Yolları'nın bize vermiş olduğu sefer sayılarının artırılacağına yönelik olan müjdesinin elbette ki bizim için çok anlam taşıdığını ve bununla beklenti içerisinde olduğumuzun almış olduğumuz olumlu bir cevabın da olduğunu paylaşmak istiyorum. Yine yatak sayılarımızın her ülkede olduğu gibi artarak devam etmesine çalışırken bunun yanı sıra turizme kayıtlı olan yatak sayılarının dışında bir o kadar da yatak sayısının olduğunu da gözlemliyoruz. Hiç önemli değil. Ufak tefek kayıplarımız olmuş olabilir ama bu vesileyle ülkeye gelen tüm turistlerin çok ciddi bir katma değer sağladığını da gözlemliyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz çalışma ve bu çalışma sonrasındaki çekilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtıcı filmlerinin çok farklı ülkelerde gösterilmesi bizim için çok önem arz ettiğini, kendi memleketimiz özellikle Türkiye'nin genelinde Rusya'da, Almanya'da ve Londra'da bunların gösterilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin reklamlarının tanıtılması bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı'na buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yine geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları ile tüm sektör temsilcilerimizle,
tüm paydaşlarımızla hepimiz elimizi taşın altına koyarak iki kıta 10 farklı onun üzerindeki farklı ülkeden acenteleri ülkemize getirip orada yapmış olduğumuz girişimin meyvelerini almaya başladığımız ve 3 ay süre içerisinde ülkemize gelecek olan acentelerin paydaşlar tarafından herkesin üstüne düşen görev sonrasında onları ağırlayıp en iyi şekilde ülkemizin tanıtılacağı noktaya geleceği ana kadar misafir edip kendi ülkelerine göndererek Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasına yönelik başlattığımız hareketlerden dolayı öncelikle Türk Hava Yolları'na ve tüm paydaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında yine kardeş ülke olan Azerbaycan'la olan ilişkilerimizin çok sıkı bir ilişki içerisinde sürdürdüğümüzü geçtiğimiz hafta yine Azerbaycan'da yapmış olduğumuz görüşmenin 10 gün sonra yine bir kez daha geniş kapsamlı oralarda olup yine aynı şekildeki ısrarcılığımızı ve ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili yapacağımız girişimlerin artarak devam edeceğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kabul edilmesi bizi gerçekten oldukça motive ettiğini belirtmek isterim. Ve buradan hem Türk dünyası ülke kardeşlerimiz ile ana vatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve sevinç, aynı zamanda da heyecan duyacaktır. Tekrar burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti, sizlerin yaşamış olduğunuz heyecanı yaşayan bir kardeşiniz olarak fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Volkan kardeşime ayrıca teşekkür ederim. Önümüzdeki kısa süre sonra yine ISOMAIS'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağının müjdesini veren Volkan kardeşime, bütün ekibine, katkı koyan herkese tekrar teşekkür ederken önümüzdeki süreki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan o güzel tanıtıma şimdiden hepinizi şahsım ve ülkem adına, Volkan kardeşim adına da davet etmek istiyorum. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sayın Bakan, lütfen sahnede bizlerle birlikte olmaya devam ederseniz sevinirim. Sayın Volkan Ataman'ı da sahneye davet etmek istiyorum. Sizlere bir plaketleri olacak ve değerli konuşmacılarımız da ben teker teker sahneye alacağım. Önce plaketlerimiz, teşekkür plaketlerimiz, hemen ardından da kurdelemizi keserek İstanbul Turizm Fuarımızın güzel açılışını birlikte tamamlamış olacağız. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Sahnede birlikte kalmaya devam edersek çok sevinirim. Birazcık bekleteceğim, kurdele keseceğiz hep birlikte. Sayın Vali Yardımcım Özlem Bozkurt Gevrek sahneye davet ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için buyurunuz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu sahneye alıyoruz. Tekrar teşekkürlerimizle, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın yurt içi satış başkanı Sayın Aşkın Can Timur, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre için birlikte sahnedeyiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz ve hemen ardından kurdele
kesimini gerçekleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Sayın Timuçin Güler, teşekkürlerimizle buyurunuz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç, teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Teşekkürler. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Sayın Müberra Eres'in, teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Oya Narin, teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Buyurunuz. And I'd like to ask for World Travel and the Tourism Council Regional Director, Mr. Andrew Brown, on the stage, please. Thank you. Ve işte kurdelemizi hazırlayalım istiyoruz artık. Tabii ki değerli Vardar ailesi Mert ve Mete Bey, buyurunuz sahneye. Buyurunuz. Şöyle bir kurdelemizi de alabilirsek. Bodrum Otelciler Derneği. Şişli Belediye Başkanımız bizlerle birlikte, Aktop Başkanımız bizlerle birlikte, Bukare'de sizler de olabilirseniz çok mutlu oluruz. Böylece hep birlikte keyifle İstanbul Turizm Fuarımızın açılışını gerçekleştirelim. Hadi o zaman enerjimizi birleştirelim. Şöyle bir beşten geri sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Turizm Fuarımız. Güzel toplantılar, işbirlikleri çok verimli geçsin. Herkese tekrar destekleri ve katkıları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen hatırlatalım, oturumlarımız da 2023 yılı sezon değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentiler şeklinde başlayacaktır. Bunun da haberini vermiş olalım. Teşekkürler.